Geçen senenin ikinci yarın özellikle en başarılı takımıyla oynadık. Uzun zamandır maç kaybetmeyen bir takımdı. O yüzden hem deplasman zordu. Birinci hafta kadromuz tam değil. Antalyaspor hazır tam kadrosuyla karşımıza çıktı. Bizim kadro olarak da yeni yeni kadromuzu tamamlıyoruz. Yani birçok olumsuz şey vardı aslında bizim için maçtan önce. Ama olumlu olan hem kampta gördüm hem antrenmanlarda gördüm. Hem de bu süre içerisinde hazırlık maçlarında gördüm. Oyuncularımın iyi niyeti, çalışmaları, takımı hak ettiği yere Galatasaray takımını getirmek için verdikleri emek. Bugün de iki takım da maçı kazanabilirdi, berabere de bitebilirdi. Özellikle Antalyaspor'un penaltı kaçırması, net bir tane karşı karşıya kaçırdı. Ondan önce bizim direkten dönen pozisyonumuz, net goller vardı iki takım için de. Hani 3 ihtimalli bir maç bugün tabii ki hem onlara gitti hem bize geldi. Sonunda bize geldi. Oyun içerisinde beraberliğe de gidecek gibi gözüküyordu ama kazanan taraf olduk. Kazandığımız için çok mutluyuz. Ben Antalyaspor'u da tebrik etmek istiyorum burada verdikleri emekten dolayı. Ben tabii ki Galatasaray'a başladığımdan itibaren, imza attığımdan itibaren gerçekten inanılmaz bir heyecan yaşıyorum. İnanılmaz bir mutluluk yaşıyorum. Bunu da işte her deplasmana geldiğimizde ayrıca görüyoruz. Yani biz Avusturya'ya gittik, kampı oradaki insanların bize olan ilgisi. Buraya geldik, havaalanında bize yapılan karşılama, yani onların sevgisi, ilgisi, takıma vermek istedikleri. Bizim üzerimizde, özellikle benim üzerimde çok büyük bir sorumluluk var. Ben de gece gündüz demeden çalışarak bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Ekibimle birlikte, yönetimimiz, başkanımızla birlikte gerçekten hepimiz uyumlu bir şekilde bu armanın, bu formanın geçen sene özellikle yaşanan kötü gidişten sonra tekrar hak ettiği yere gelmesi için inanılmaz bir mücadele veriyoruz. İnşallah güzel olacak. Yani güzel başladık. Ben de ilk maçımda galibiyetle tanıştım. 3 puanla başladım. Artık hayırlı olsun diyorum. Haftaya kendi sahamızda oynayacağımız bir karşılaşma var. Bu 3 puanı orada 6 puana çıkartmak için taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. İki oyuncumuz geldi. Biz de başlayacaklar. Durumlarını göreceğiz. Ne zaman maçı oynamaya hazırlar onu görmek gerekiyor. Testler yapacağız. Diğer mevkilere de tabii ki çalışmalarımız sürüyor. Çok kapsamlı bir şekilde. Yani sezona hazır olmak için takımımızın transfer için gerçi bir ay daha bir süre var. Takıma hazır sezon hazır olmak için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hava şartları iki takımı da zorladı. Ancak buna rağmen iki takım da 90 dakika boyunca yeterli fırsat buldu diyebilirim. Tabii ki şunu da kabul etmek lazım. Bize gelen fırsatlardan önce rakibin bulduğu ve direkten dönen şutta şanslıydık takım olarak. Ondan sonra 9 dakika içinde karşı karşıya bir Hacı'nın pozisyonunu kurtaran ve penaltı kurtaran Muslera takımını maçta tuttu diyebilirim ilk yarı itibariyle. İkinci yarı olarak da ikinci yarıya bakacak olacaksak da Antalyaspor iyi bir mücadele sergiledi diyebilirim. Ancak şöyle bir gerçek var. 90 dakika boyunca gol atamıyorsanız 80-85'e geldiyseniz o saatten sonra puanı da korumayı bilmelisiniz. Bunu takım bilinciyle yapmanız gerekiyor. Basın toplantılarında iki teknik adam bunları söylediler. Biz de görüntülü analize başlayalım. Reha hocamla ilk pozisyonumuzu hemen getiriyoruz ekranlarınıza. Antalyaspor'un bulduğu çok önemli bir pozisyondu. Hacı Evet. ve Muslera. Bunu başa alırsak bir dakika geriye alalım Evet. arkadaşlar en başını. Daha geriye Oliveira doğru pozisyonu yerdeyken evet tam buraya alalım. Şimdi Galatasaray takım bir duran top organizasyonu devam bu. Dakika 38 ve Galatasaray takımında 9 oyuncu şu anda şu sayacağımız bölgede duruyor. Bir tek Sacha Boey geride. 9 oyuncu burada. İşte atak sonlandırmak Galatasaray özelinde genel bir şey söyleyeyim. Bir takım için çok önemli. Hele öne çıkıldığında. Yani çok oyuncuyla sayısal olarak bu kadar öne çıktığınızda bu top gol olur mu, atak sonlanır mı? Sonlanır. Out'a gittiğinde sonlanır. Faul aldınız, bu kadar yoğun oyuncuyla gittiniz. Faul durdu orada, atak sonlanabilir. Bununla beraber ne? Bir taktik faul yaparsınız. Yine atağı sonlandırırsınız. Bu kadar eksik yakalanıyorsanız, bir de Hacı Wright gibi açık alanda çok etkili, hızlı, atletizmi olan bir hücum oyuncusu birebir kalıyorsanız sıkıntı yaşarsınız. Bir de Sacha Boey hızlı bir oyuncu.
Yani Galatasaray takımı buna benim demek istediğim antrenman yani özelinde genel olarak 38. dakika olmaz. Bu 88. dakika olur. 38. dakika bir takım bu kadar önde yakalanmaz. Yani burada mesela maç 0-0 gidiyor. Sıcak nem dedik. Galatasaray'ı kutladık. Bu arada oynatalım. Dedik Galatasaray çok önemli galibiyet aldı dedik. Evet. Kritik bir galibiyet 3 puan. Almak önemli. Lige başlamak. Moral motivasyon dedik. Ama burada Hacırat mesela bu golü atsa. Gösterelim. Devam edelim pozisyonu. Şimdi. Golü atsa 1-0 oynayacak Galatasaray takımı. Sıcak nem daha risk alacak. Hem rakibi bozacak hem de aynı şekilde yapmaya çalışacak. İki şeyi bir arada yapacak Galatasaray takım bu ara gol olsa bu. Antalya Spor ne yapacak? Yeri geldiğinde vuracak bir tek bozmaya. Yani buna Galatasaray takım dikkat etmesi gerekir. Burada da bak Sacha Boey Galatasaray takımındaki hızlı oyunculardan biri. Ona rağmen evet. Hacı Wright alıp vücudunu da kullanıyor. Muslera'yı da tebrik etmek gerekir. Tecrübesiyle ayakta kalıyor son ana kadar. Hiç acele etmiyor. Bakar mısın? Hocam Hacı Wright Muslera ile karşı karşıya gelmeden bak, vurabilir miydi? Sen çok ya, iyi bir vurabilirdi, golcü olduğun vurabilir, için tabii. Yani bir golcü olarak yorumlarsan. Şuraya bir dakika şurada direkt yakın köşeye soluna doğru vurabilirdi. Tabii ki. Kesinlikle. Yani daha Sacha Boey'den kurtuldu yakın köşeye bırakabilirdi evet. Dediğiniz doğru. Muslera da burada tamam. Çıkıyor bakıyor zaten tecrübesi yani bu hep diyoruz ya santrofor aynı şekilde stoper ve kaleci mevkilerinde en önemli şey repertuar oynadıkça Cüneyt mutlaka o hamlenin nereye yapacağını vücut elinden anlıyorsun. Bak tokatladığı zaman Muslera hemen anlıyor tecrübesiyle. Serkan Korkmaz, Sacha Boey çok önlüyor. Eleştirildi. Hem bu pozisyon hem de maç içerisinde. Sacha Boey gideceğine kesin gözüyle bakılan Iskarta'ya çıkmış bir oyuncuydu. Sacha Boey 2 gün öncesinde mi ne affedildi? Daha birkaç tabii. Gün önce affedildi. Zaten yani bir tane hazırlık tabii. Maçında kilolu falan fotoğrafları vardı sosyal medyada falan bir ara hatta kampa gitmedi. Bak hocam. Mesela buradaki koşusunu biraz geriye alabilirsek onu soracağım ben Reha hocama. Yani adama doğru gitmek yerine pozisyonu erken idrak edip yalnız çocuğun da bayağı bir maç eksiği var yani. Hani adamı doğru. Da suçlamak istemiyorum. Ya yoksa çok hızlı bir oyuncudan bahsediyoruz. Bak burada hocam o çapraz koşu ama yerine dümdüz kaleye paralel adamla paralel koşması daha doğru olmaz mıydı? Zaman kaybetti burada. Burada hangi bek hangi stoper olursa olsun mesela geçen yıl Hacı Wright bu şekilde çok gol attı. Yani 13-14 gol attı. Yani ona o birebir kaldı. En başta evet. Bir kere Hacı Wright gibi bir oyuncuyla kalıyorsan Boya'nın mutlaka ilk hamleyi yapıp topu kazanması gerekir. Ama Sarıkart. Mutlaka Okan Hoca'nın bunu iyi okuması gerekir. Herhalde. Dakika 38'de Galatasaray takımı düşünebiliyor musun? 9 kişi bu bir tek vermez. Boya'yı evet. Bırakmaması gerek. Bu 88'de olur, 85 olur gol ararsın ama burada ciddi anlamda o dönen toplarda eğer atağı sonlandıramıyorsan mutlaka orada defansta bir fazla olacaksın. Bak öbür pozisyona geçelim bu pozisyondan geçelim, sonra. Geçelim bir sonraki pozisyona gelelim. Şimdi penaltı esas pozisyonu. Galatasaray'ın evet hem genel yaşadığı